malum son zamanlarda ülke gündemi yine COVID-19 tedbirleri üzerine kurulu. Bu manada da hükümetimiz tarafından açıklanan en son normal iyileştirme, sağlıklaştırma ve yasaklar, denetimler konusu gerek basınımız gerekse yazılı ve görsel medya tarafından hemen hemen her gün karşımızda bilgi dağarcığımıza artık işlenmiş vaziyette. Üzüldüğümüz bir nokta var. Ege bölgesinde, yani nüfusu milyonlarla ifade edilen Bursa, sarı renkte. En yakın komşumuz bin zamanlar COVID-19'un en yaygın olduğu iller arasında sıralamasında neredeyse birinci sırada yer alabilecek olan Uşak, mavide hemen hemen hiç riski olmayan sıralamada. Yine nüfusu yoğun olarak atfettiğimiz Eskişehir bile sarı renkte. Maalesef Kütahya turuncu renkte. Turuncu rengin gerisine baktığımız zaman dün Kütahya Valiliği'nde yapılan toplantıda bizleri üzen bir gerçeklik ortaya çıktı. Kütahya'daki turuncu rengin, hani Sağlık Bakanımızın ifade ettiği şekliyle, hasta sayısı oranı itibarıyla Kütahya'yı turuncu renkte bırakan iki tane yerleşim var. Bunlardan bir tanesi Kütahya'nın kendi merkezi, ikincisi Tavşanlı ilçe merkezi ve köyleri. Yani tablo şu, 100 bin nüfusta olması gereken oranın biz epey üstündeyiz. Bu haliyle baktığımız zaman Tavşanlı'daki günlük vaka sayısı yani 12'den bir anda 20'lere fırlamış gibi gözüküyor. Yani geçen hafta itibariyle haftalık ortalamada 105 olan vaka sayısı bir anda 195'e çıktı. Bu haliyle biz toplum sağlığı merkezinden COVID-19 ile ilgili vaka sayılarının mahalle bazlı rakamlarını alıp bunlarla ilgili harita üzerinde bir çalışma yaptığımız zaman gördüğümüz manzara şu: Tavşanlı'nın en kalabalık nüfusu hepinizce malum Yeni Mahalle. 13 bin küsur nüfusu var. Toplamda da vaka sayısı 26. Neredeyse her bin kişiye iki tane vaka düşüyor bariyle. Bu oranı aldığımız zaman özellikle Bağlık Mahallesi, Dağçeşme Mahallesi, Hanımçeşme Mahallesi, ondan sonra Yıldırım Beyazıt Mahallesi gibi, hatta İstasyon Mahallesi de dahil buna, nüfusu çok düşük yoğunlukta olmakla birlikte, hani oransal ifadeyle bin kişiye iki kişinin düştüğünü hesaplarsak bu mahallelerde neredeyse oranın 3 katı 4 katına çıktığı görülmekte. Geri planına baktığımız zaman da hani eş, dost, akraba ilişkilerinin ve birbirlerine gidip gelmelerin, anne baba ziyaretlerinin, cemaat toplantılı ağırlıklı bir araya gelmelerin genelde yoğun olduğu, akraba ilişkilerinin çok yoğun olduğu mahalleler karşımıza çıkmakta. Bir tanesi de Ömer Bey mesela. Şimdi buradan hareketle Tavşanlı genelinde bir risk haritası ortaya çıkıyor. Yani bu tablo Tavşanlı'nın sarı rengi, hatta Kütahya'nın bizimle beraber, çünkü diğer ilçelerde bir iyileşme söz konusu ama merkez ve biz maalesef sarı rengin önünde en büyük engeliz. Sevgili Tavşanlı halkı, şimdi biliyorum ki geçen sene Mart ayından bu tarafa alınan tedbirler hepimizin canını sıktı, ruhumuzu daralttı. Ekonomik anlamda neredeyse yıkıntı noktasına gelen aileler var, esnafımız var, işletmeler var. Psikolojik anlamda travma geçirme noktasına gelen insanımız var. Yani olumsuzluklardan dolayı değil, COVID-19'un oluşturduğu psikolojik rahatsızlıktan dolayı
travma geçiren onlarca insanımız var. Çocuklarımız 21 yaş altı evlerde mahkum. 60 yaş üstü evlerde mahkum. Eğitim yok. Her türlü kültürel faaliyet yok. Sosyal faaliyet yok. Yani piknik alanlarında zaten kıştan yeni çıkıyoruz. Toplu bir arada bulunma yok. Bu haliyle yokların çokça olduğu bir tedbir ortamında insanların eve mahkum olmaları dolayısıyla bir takım sorunları da beraberinde getiriyor. Şimdi COVID-19'u biz tanımlarken hastalıktır, tamam, amenna, kabul ediyoruz. Ama insanlar üzerinde oluşturduğu o az önceki saydığım tahribatların haricinde bir de manevi tahribatı var. O da şu. Artık insanlarımız COVID-19 illetinden dolayı hastalık bir kaderdir. Derdi de veren, devasını da verecek olan Allah'tır. İmani noktada zafiyete uğrar bir hale geldiler. Yani insanlarımız inanç noktasında zafiyet göstermeye başladı. Olumsuzluklarının bir tanesi de bu. Ve esnaf dükkanlarımız kapalı. Ekonomik anlamda yaşanan bir takım sıkıntılar var. Rızkın sahibinin Allah olduğunu bilmemize rağmen bu anlamda feryatlar başladı. İmani zafiyettir bu. Bunları anlatmamın nedeni de şu. Tavşanı'daki duyarsız, bakın üstüne basa basa söylüyorum. Duyarsız, ya ne olacak COVID deyip de maskeyi, mesafeyi, hijyeni ön planda tutmayan, kurallara uymayan, akraba eş dost ziyaretlerine devam eden, toplu mekanlarda oluşturulmuş olan kuralları hiçe sayan, evet, devam edebilir bunlar. İnsanlarımızın maalesef COVID ile ilgili oranı fazlalaştırması ülkenin darda olmasının devamını sağlıyor. Gece gündüz bu hastalık bir an önce bitsin diye gayret sarf eden sağlık personelinin hakkını zul ediyor. Böyle anlatayım. Esnafın dükkanının kapanmasına neden oluyor. Öyle. İnsanların manen zafiyet içerisine girmesine neden oluyor. Baktığınız zaman o duyarsızlık var ya insanı insan olmaktan çıkarıyor. Ve Kütahya gibi Necip aynı zamanda iyi huylu insanların bulunduğu bir memlekette maalesef karşımıza riskli grup diye tabir ettiğimiz turuncu renk çıkıyor. Normalleşme adımları atılamıyor. Esnaf dükkanını sağlıklı bir şekilde açamıyor. %50 kapasiteyle insanlar kahveci gibi, lokantacı gibi, kafeci gibi insanlar dükkanlarını açmak zorunda kalıyorlar. Zaten aylardır mahkum. Zaten mağdur insanlar. İyileşme olsa herkes tıkır tıkır bismillah anahtarı dükkanının kapısını açacak, deliğini sokacak ve ya Allah bismillah bereket Allah'tan deyip işine başlayacak. Ama başlayamıyor. Niye? Bu tür duyarsızlıktan dolayı. Sevgili tavşan halkından benim ricam şu. Her gün belediye hoparlöründen ilan etmekten bıktık. Tedbirler belli. Maske, mesafe, hijyen. Kapalı ortamlarda uzun süreli bulunmama. Kapalı alanlarda mümkünse işini bir an önce görüp oradan uzaklaşma. Arkadaşınla bir araya geldiğin mesafeyi koru. Yan yana insanlarla beraber oturmayın. Evet bu anlamda. Ya kurallar artık 3 yaşındaki bebenin hafızasında bile var. Benim torun bile elin kaç saniye yıkanacağını ezberine biliyor. Lavabonun başına geçtiği zaman vallahi de billahi de aynen saymak suretiyle o kadar elini sabunlu suyla yıkıyor. 3 yaşında 3. Ama bizim 35 yaşındaki delikanlımız ya da insanımız hala inat ediyor. Ben kurallara uymayacağım diye. Bakın
bir başkasına bulaştırdığınız illet eğer onun ölümüne neden oluyorsa yeminle katilsiniz. Bir başkasına bulaştırdığınız illet onun vücudunda tahribata neden oluyorsa yeminle vebaldesiniz, yeminle. Bir başkasına bulaştırdığınız illet sayesinde bu ülke ekonomisi dara giriyorsa yeminle vebaldesiniz. Esnaf dükkanını açamıyorsa vebaldesiniz. Akşam senin evinde huzurlu olman bir anlam ifade etmiyor. O huzursuzluk gün gelip senin başına da çatacaktır. Bu manada tavşan halkına ricamız lütfen kurallara uyalım.